Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nanelerin yapraklarını kurutacağım, bir kısmını şu baş taraftaki yumuşak taze olanları ayıracağım. Diğerlerini, kötü olanlarını koparıp çöpe, diğerlerini de kurutacağım. Kurutmak için bu şekilde ayıklıyorum. Bu kadarını bırakıyorum. Onu yemek için kullanacağım. Diğerleri de bunlar zaten çabuk kararıyor. Eskidiği için dipleri daha katı, kart oluyor. Ama kurutup da kullanacağımız zaman kuru nane olarak kullanırken sorun olmuyor. Bu şekilde ayıklıyorum. Şu son birkaç yaprağı bırakıyorum. Taze taze yerken. Bu naneleri yoğurtla beraber içine atarak yemek de güzel. Diğer yemeklere de taze nane nerede kullanılırsa lezzetli oluyor. Salatalarda da kullanılır. Faydalarını saymakla bitiremezler. Şey olarak bağırsak sorunları, gaz sorunları olan için iyi geliyor, ancak mideye dokunabiliyor. Midede rahatsız olanlar için biraz daha reflüsü, gastriti olanlar da biraz sorun yapabiliyor, ama genel olarak nane çok faydalı. Herhangi bir soğuk algınlığında da hastalıklarda nane limon yapıldığında gayet hemen ayağa kalkabiliyor. Yatacak durumda olsa bile kendine geliyor. Kuru nane ile kaynatıp çay şeklinde de tüketiliyor. Bu taze nanelerde dediğim gibi salatada ve birçok yerde kullanılıyor. Şu kurutma işi, şu dipleri ziyan olmasın diye ben kuruttum. Ama ben kendi kuruttuğum daha güzel. Kokusu çok da yayılıyor böyle kuruduğunda. Evin her tarafına nane kokusu yayılabiliyor. Satın aldıklarımız belki zamanı geçtiği için veya farklı olabiliyor. Çeşitleri farklı olabiliyor. Onu tam olarak bilmiyorum. Ama kendim kuruttuğum, ha bahçede veya sakside de yetişiyor, ama sürekli sulamada uzun süre sulanmayınca kuruyor. Yani öyle sulanmadan yetişebilecek bir bitki değil. Ama eğer yaz boyunca aynı yerdeyseniz veya sulayacak birileri varsa saksınızda yetiştirebilirsiniz. Şöyle bir kavanoza su koydum. Şu ayırdığım naneleri de bu şekilde koydum. Bunu olduğu gibi buzdolabına koyacağım. Bu şekilde biraz yukarı kaldı. Şöyle buzdolabının içinde bu şekilde uzun zaman bir şey olmuyor. Bu şekilde koyuyorum ben. Güneşe de koyuyorum. Ama böyle güneş vurmayan yere koyup bu şekilde de kurutulabilir. Ben güneşe koyuyorum. Daha çabuk kurursa daha çabuk. Yani fazla güneşte tutmuyorum, ama bu şekilde yemyeşil kurudu. Öncelikle yıkıyorum ben. Tabii bahçemden koparsam temiz yerde belki yıkamasam da olur, ama burada pazardan satın alıyoruz. Şu an köyde değilim. İstanbul'da pazardan aldığımızda yıkamadan da sonra bu kuru naneyi kullanırken haliyle yıkayamayız. O yüzden bu şekilde yeşil yeşil kurudu. Ben güneşe verdim. Uzun süre güneşte tutmadım. O zaman çok ağrıyor veya rengi koyulaşıyor. Çok siyah gibi oluyor. Ama böyle hemen yıkayıp bekletmeden kurutulursa bu şekilde yemyeşil güzel bir nanemiz olmuş oluyor. Nanelin faydaları saymakla bitmez. Faydalarına girmeyeceğim. O konu hakkında sadece araştırıp bilgi verebilirim. Onu
Birçok insan zaten biliyor ama benim bildiğim en çok yaygın olarak kullandığım nane limonu olarak kaynattığımda bulantılı, grip gibi veya halsizlikten bulantı, mide bulantısı olan herhangi bir salgında çok iyi geliyor. Hem mide bulantısını durduruyor hem de insan böyle hali bak şeyi yerine geliyor, ayağa kalkacak kadar duruma getiriyor nane limon. Sadece mide ekşimesi ve yanması olanlarda biraz daha tetiklemiş oluyor, tahriş etmiş oluyor. Ama problemli olmadığı zaman da tüketmekte de bir sorun yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve eğer kanalıma da abone değilseniz abone olup destek vermeyi unutmayalım. Sizlerin sayesinde videolarım izlenecektir ve çaba gösteriyoruz. İzlendiği zaman motive oluyoruz, hoşumuza gidiyor, bir emek ediyoruz. Belki basit görünüyor, bu herkes biliyor ama bilmeyenlere de rastlıyoruz. Bilsek bile artık her türlü şeyi internetten, YouTube'dan bakmak ihtiyacı hissediyoruz. O yüzden daha kolaylık oluyor. Ben de bildiğimi bu şekilde aktarmak istiyorum. Destek verirseniz sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.